Bugünün son çeyrek final mücadelesi Antalya temsilcisi Niğdeliler, Denizli temsilcisi FC Beyler ile karşı karşıya geliyor. Bakalım dördüncü yarı finalist kim olacak? Son 40 dakika hep birlikte göreceğiz. İki takım hazır. Günün dördüncü çeyrek final mücadelesinde az sonra Golden League YouTube hesabında canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Niğdeliler mi, FC Beylerli mi? Son yarı finalist olacak, hep birlikte göreceğiz. Çok az. Takım kadrolarını sizlerle paylaşıyoruz. Niğdeliler takımında kalede Azat Cihan, defans hattında Tunahan Gezen, Nebi Akın, Sergen Çeltek. Orta sahada Bahadır Ersoy Ulusoy, Umutcan Bertan, forvet hattında Recep Yılmaz. FC Beylerli takımında kalede Furkan Olmuş, defans hattında Samet Kartop, Serdar Demir, Tarık Tuncer. Orta sahada Egemen, Harun Kılıç Aslan ve Bülent Karabalık yedilisiyle sahadaki yerini alıyor. Son çeyrek final mücadelesi. Son yarı finalist kim olacak hep birlikte göreceğiz. Maçın hakeminden ilk düdüğü bekliyoruz. Gelecek şimdi. Hocama ekran ver ya, o ayıptır ya. Hep bu yapıyor hocam. Şu uzun saçlı sakallı böyle. Basayım mı aşağı, alttan gitmiş olabilir mi? Evet evet, basıyoruz. Şimdi geliyor. Thank you.
Sistem'e göre bana bazı. Gelir eksik. Niğdeliler takımı köşe vuruşunu kullanacak. Samet'ten sekti. Taç atışıyla Ersoy oyunu yeniden başlatacak. Umutcan kullanacak. Önde Tunağan vardı. Defansı müdahalesi. Köşe vuruşu. Antalya temsilcisi Niğdeliler ve Denizli temsilcisi FC Beylerli karşı karşıya geliyor şu anda. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Bir köşe vuruşu daha Tunağan. Ersoy'un vuruşu Furkan Başarılı. Maçın hakemi Ali İlker Salman serbest vuruş kararı verdi. FC Beylerli kullanacak. Samet. Bülent. Umut girdi araya. Recep. Bir top kaybı daha Bülent. Harun. Harun Kılıç Aslan. Nebi müdahale etti. Kale vuruşunu kullanacak Azat. Sergen hemen yanındaydı. Uzun bir top Recep'e doğru. Furkan kullandı kale vuruşunu. Tarık. Serdar. Nebi'den seken top köşe vuruşu. Bülent kullanacak köşe vuruşunu. Tarık var, Harun var ceza alanı içerisinde. Egemen de var. Bülent kullanacak. Serdar yanına yaklaştı. En arkada Samet top istiyor. Bülent bir vuruş yeniden defanstan sekti. Bir kez daha kullanacak. Bülent'in vuruşu yine defanstan sekti. Topu oyun alanına tutabilecek mi Samet? Samet centilmence topun üzerine bastı, bekledi. Bir oyuncu yerde. Niğdeliler takımında Tunağan yerde. Maçta 8. dakika içerisindeyiz. Niğdeliler takımıyla FC Beylerli karşı karşıya geliyor. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Günün son mücadelesinde sizlerle birlikteyiz. Nebi. Nebi uzun bir taç atışı kullandı. Serdar girdi araya. Samet. Harun. Harun. Baskı vardı Ersoy'dan. Egemen kullanacak taç atışını. Samet'e bıraktı Egemen. Tarık. Serdar. Serdar uzaklardan bir şut. Ersoy'da kaldı top. Ersoy kalecisi Azat'la oynadı. Nebi yanında uzun bir top. Ersoy uzaklardan bir şut. Taç.
Bir problem var. Yani. Ben söyledim. Egemen kullanacak taç atışını. Samet'le oynadı. Samet bekletmeden vurdu Nebi. Egemen. Egemen Nebi'yi geçebilecek mi? Egemen Nebi mücadelesi, top Nebi'de kaldı. Nebi uzaklaştırdı. Serdar müdahale etti. Taç. Nideliler takımında Nebi kullanacak taç atışını. Umut. Umut birinci rakibini geçti. Umut ortaladı. Tarık müdahale etti. Köşe vuruşunu Umut kullanacak. Harun'dan döndü. Bir kez daha Umut. Out. Furkan kullanacak kale vuruşunu. Samet. Tarık. Samet. Ersoy karşısındaydı. Egemen'den sekti top. Sergen'in kontrolünde kale vuruşu Cihan kullandı. Sergen. Ersoy. Yeniden Sergen. Sergen'den uzun bir top Tarık karşıladı. Samet. Samet. Bülent. Bir kez daha Samet. Samet bekletmeden vurdu Azat. Direkt dibinde çok net bir pozisyonu engelledi Azat. Samet kullanacak taç atışını. Bülent yanına kadar yaklaşmıştı. Harun. Yine Samet. Bir kez daha ortaladı. Tunağından çıktı top. Samet kullanacak köşe vuruşunu. Nideliler takımı tamamen kendi yarı alanında şu anda. Köşe vuruşunu Samet kullanacak. En geride Tarık kaldı FC Beylerli takımında. Samet vuruş sekti defanstan. Serdar Tarık'la oynadı. Tarık'tan uzun bir top Samet bekletmeden içeriye çıkardı. Azat'tan mükemmel bir refleks. Samet kullandı taç atışını. Tarık. En sağda Bülent. Yanında Harun. Tarık'la oynadı. Tekrar Serdar. Bülent. Recep'in baskısı var. Serdar. Serdar uzaklardan bir şut. Azat. İkinci müdahalede topu uzaklaştırdı Azat. Serdar kullandı taç atışını. Tarık. Samet. Samet bir şut. Out. Harun dokunsaydı tehlikeli bir atak olabilirdi FC Beylerli takımı adına. Bülent. İki kişilik baskı var. Bir top kaybı. Umut. Bir top kaybı da Umut'tan.
Taç atışını kullanacak FC Beylerli. İlk yarıda 15. dakika 0-0'lık eşitlik devam ediyor. FC Beylerli 0, Niğdeliler 0. Bakalım 4. yarı finalist takım kim olacak? Egemen, Samet, Harun. Harun bekletmeden şutunu çıkardı. Bir kez daha Bülent, yine defans. Top oyunda Ersoy. Furkan geldi. Serdar. Nebi'nin kontrolünde top Azat Cihan'da. Azat'tan uzun bir top Sergen. Egemen'in baskısı var. Sergen, Egemen mücadelesi. Top Sergen'den çıktı. Harun, Ersoy, Bülent araya girebilecek mi? Nebi. Nebi. Nebi'den uzun bir top. Recep'ten önce Tarık. Serdar'da kaldı top. Samet. Bir kez daha Tarık. Bu dakikalarda maç hareketlendi. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Samet. Bülent. Ersoy. Nebi. Sergen. Serdar. Bülent. 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 Sergen geldi. İki kişi arasında kaldı. Faul. Sergen'in müdahalesi sonrası Bülent yerde kaldı. Tarık topun başında, serbest vuruşu kullanacak. Tarık vurdu, mükemmel bir gol. Barajdan önemli bir hata. Umut ve Sergen'in arasından geçti top. Azat şaşırdı. Skor 1-0. İnanılmaz bir hata geldi Niğdeliler takımında. Hakan abi bir daha versene. Serbest vuruşta önemli bir hataya imza attı Niğdeliler takımı. Bu hata sonrası FC Beylerli 1-0 öne geçti. Çok önemli bir hata geldi. Free kick pozisyonunda. Tarık topun başındaydı. Bir kez daha izliyoruz. İki kişilik bir baraj vardı. Tarık geliyor. Baraj arayı açtı. Azat topu göremedi. Topu ağlarında gördü en son. Umut ve Sergen'in hatası sonrası Tarık golü buldu. FC Beylerli takımı 1-0 öne geçti. İlk yarıda artık son 1 dakika içerisindeyiz. Evet.
Gol sevincinde kalp işareti geliyor Tarık'tan. Bakalım kime yapıyor? Maçtan sonra soracağız kendisine. Tarık'ın golüyle FC Beylerli takımı 1-0 öne geçti. Tunahan. Nebi. Yeniden Tunahan. Cafer girdi oyuna Nideliler takımında. Samet. Egemen. Egemen topu oyun alanında tutamadı. Umut kullanacak taç atışını. Ve ilk yarıda maçın son düdüğü geldi. Tek gol Tarık'tan geldi. FC Beylerli ilk yarıda 1-0 üstün ayrılan taraf. İkinci yarıda yeniden sizlerle birlikteyiz. İlk yarıyı Tarık'ın attığı golle FC Beylerli takımı 1-0 önde kapattı. Ersoy, Egemen, Ersoy. Ersoy bir şut, Samet'ten döndü. Ersoy kullanacak taç atışını. Golden League'de Türkiye Şampiyonası'nda son çeyrek final mücadelesi. Denizli ekibi FC Beylerli, Antalya ekibi Nideliler karşı karşıya geliyor. İlk yarıda Tarık'ın attığı golle Beylerli takımı 1-0 üstün olan taraf. Serbest vuruşu kullanacak Umut. Umut'un vuruşunda Tarık'tan döndü. Umut kullanacak taç atışını. Tunahan var ceza alanı içerisinde. En arkada Cafer. Uzun bir taç atışı. Furkan'da kaldı top. Cafer. Cafer. Tarık müdahale edecek mi? Taç. Taç atışını FC Beylerli takımı kullanacak.
Samet kullanacak. Golden League Türkiye Şampiyonası'nda son çeyrek final mücadelesi. Dördüncü yarı finalist kim olacak hep birlikte göreceğiz. Beylerli takımı 1-0 önde. Tarık'ın attığı golle. 1-1'den güzel çeyrek final mücadelelerini geride bıraktık şu ana kadar. İlk mücadelede Kocaeli temsilcisi FC Ayek Barsenal'i 3-0 mağlup etti. İkinci çeyrek final mücadelesinde iki İstanbul ekibi karşı karşıya geldi. Los Galacticos rotasızları penaltılar sonucu 9-8 mağlup etti. İkinci yarı finalist oldu. Rotasızlar makus talihini yine bozamadı. Yine penaltılarda elendiler. Tarık. Üçüncü çeyrek final mücadelesinde ise Who is Next takımı rakibini mağlup etti. Bakalım dördüncü yarı finalist kim olacak? Hep birlikte göreceğiz. Who is Next takımı da rakibi VGT Seles'i 2-0 mağlup etmişti. Bakalım dördüncü yarı finalist kim olacak? Yarın sabah 9'da ilk yarı final mücadelesinde sizlerle birlikte olacağız. Saat 10'da ikinci yarı final mücadelesi ve saat 12'de final mücadelesiyle Türkiye Şampiyonası'nı tamamlayacağız. 2019 Türkiye Şampiyonası şampiyonu kim olacak? Hep birlikte göreceğiz. Ersoy'dan uzun bir top, Sergen kontrol edemedi. Bülent'in vuruşunda top havuza doğru gidiyor şu anda. Hangi? Kimse dokunamadı. Köşe vuruşunda Nideler takımı önemli bir gol şansı yakalamıştı. Serdar en sağ oynadı. Samet Bülent yanında. Hakan topu kontrol edemedi. Can kullanacak taş atışını Nideliler takımı adına. Uzun bir top Ersoy. Düzeltiyorum Mustafa. Mustafa Can'a bıraktı. Nideliler takımında oyuncu değişiklikleri var. Can oyunda, Mustafa oyunda. Uzun bir taş atışı. Bir kafa vuruşu out.
Bu dakikalarda Sergen'i ileride görüyoruz Ersoy'la birlikte. Gole ihtiyacı var Niğdeliler takımının. Maçta 28. dakika, FC Beylerli'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Nebi, Mustafa Severler, faul. Serdar'ın yapmış olduğu hareket faul. Niğdeliler takımı kullanacak serbest vuruşu. Mustafa topun başında. Ersoy kullanacak. Egemen'den sekti. Köşe vuruşu. Sergen. Sergen çok sert kullandı. Kimseye dokunmadı top. Taç atışını kullanacak. Bir temas var diyor maçın hakemi. Ersoy kullanacak taç atışını. Furkan çıktı topu aldı. Harun, Mustafa. Harun Mustafa mücadelesi. Mustafa vurdu taç. Taç atışını Mustafa kullanacak. Maçta 30. dakika, Türkiye Şampiyonası'nda 4. yarı finalist kim olacak? Artık son 10 dakika. Egemen, Nebi, Ersoy, Can, hemen yanında Mustafa, Can topun üzerine bastı, Cafer. Cafer rakibini geçemedi, Egemen. İki kişilik bir baskı, yerde kaldı, faul. Can'ın yapmış olduğu harekete serbest vuruş kararı geldi. Tarık kullanacak taç atışını. Düzeltiyorum, serbest vuruşu Tarık kullanacak. Maçın tek golünü atan oyuncu. Sergen, Sergen, Tarık mücadelesi, bir şut, out. Mustafa'nın şutunda yandan out. Maçta 31. dakika içerisindeyiz. FC Beylerli'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Uzun bir top Nebi kalecisine bıraktı Cafer. Cafer, Samet müdahale etti, taç. Uzun bir taç atışı daha geldi. Yeniden Samet, karşısında Umut. Beylerli takımı bu dakikalarda oyunu... Maçtan sonra direk... Nebi. Cafer. Nebi. Nebi. Bir şut, defanstan döndü. Egemen. Nebi'nin önünde kaldı. Nebi vurdu. Azat başarılı. Düzeltiyorum Furkan. Bülent. Bu dakikalarda oyun çok hızlandı. Niğdeliler takımında yoğun itiraz var bu pozisyona. Serbest vuruş kararı geldi. Tarık kullanacak serbest vuruşu. Nebi'nin vuruşunda Furkan başarılıydı. Bir kez daha gördük pozisyonu.
Maçın tek golünü atan Tarık topun başında. Samet vurdu. Taç. Ters bir vuruş. Azat'ta kaldı. Azat oyunu hemen başlattı. Uzun bir top. Tarık. Haydi. Golden League YouTube hesabında canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Maça yoğun bir ilgi var. Nebi uzaklardan bir vuruş, üstten out. Niğdeliler takımı gol bulmak istiyor. Biraz önceki pozisyonu yeniden görüyoruz. Maçta 35. dakika içerisindeyiz. FC Beylerli takımının 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Kale vuruşunu kullanacak Tarık. Egemen. Nebi girdi araya. Cafer. Umut. Umut rakibini geçemedi. Bir kez daha Cafer. Cafer. Samet mücadelesi. Bir top kaybı. Bir kontra atak şansı olabilir. FC Beylerli takımı adına Harun. Devam kararı geldi. Niğdeliler takımı gol bulabilir mi? Can. Umut. Bir kez daha Can'la anlaşamadı kale vuruşu. Var toplar. Serbest vuruş beklentisi vardı Beylerli takımının. Devam kararı geldi. Bir kontra atak şansı yakaladı Niğdeliler. Bir anlaşmazlık, kale vuruşu. Can. Cafer. Umut. Serdar. Serdar'ın eline çarpan top. Serbest vuruş kararı geldi. Umut. Cafer. Bir kez daha Cafer. Bir anlaşmazlık daha Niğdeliler takımında. Üst üste top kayıpları son dakikalar içerisinde. Niğdeliler takımı gol bulmak isterken heyecanlarına da yenik düşüyor bazı pozisyonlarda. Azat çok sinirlendi bu pozisyona. Serbest vuruşu kullanacak Niğdeliler. Antalya temsilcisi Niğdeliler maça ortak olabilmek adına bir gol arıyor en azından. Top oyun alanını terk edecek mi? Hala oyunda top. Şimdi çıktı. Taç atışını kullanacak. Serdar kullanacak taç atışını. Can girdi araya. Serdar, Bülent. İki kişilik bir baskı vardı Serdar. Harun. Harun. İkinci rakibini geçti. Harun. Faul. Serbest vuruş kararı geldi. Maçın hakemi Ali İlker Salman'dan. Bir de sarı kart gelecek. Düzeltiyorum. Yanlış gördük. Sarı kart gelmedi. Samet topun başında. Tarık da var, kim kullanacak? Tarık geldi, vurdu, barajdan döndü. Samet, Azat çıktı. Kale boş. Nebi, top dışarıda. Kale vuruşu. Hemen oyunu başlattı Azat. Ersoy. Umut. En sağ oynadı Cafer. Karşısında Samet, Cafer. Bir top kaybı yaşandı. Can araya girebilecek mi? Can müdahale etti.
Bir kez daha top kaybı. Harun yanında Bülent. Harun Bülent'le oynadı. Bülent Nebi karşısında. Bülent ortaladı. Defanstan döndü. Bir kez daha. İlk pozisyona Cafer'in yapmış olduğu harekete serbest vuruş kararı verdi maçın hakemi. Maçta 39. dakika FC Beylerli takımının 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. VAR incelemesi tamamlandı. Devam kararı geldi VAR hakeminden. Pozisyonda herhangi bir şey yok. Samet topun başında. Telafisi mümkün olmayan dakikalar içerisindeyiz. Samet geldi. Samet vurdu, barajdan döndü. Sergen. Sergen Serdar mücadelesinde. Sergen yerde kaldı, faul. Harun. Harun'dan bir ara pası. Egemen karşısında Nebi. Egemen Nebi mücadelesi. Egemen Harun'la oynadı. Tekrar Nebi geldi karşısına. Harun ortaladı. Kimse yok. Can. Niğdeliler takımı gol bulmak istiyor. Bu dakikalarda heyecan dozu yükseldi maçın. Umut. Karşısında Bülent var. Can ortaladı. Umut. Bir kez daha pas vermek istedi. Serdar girdi araya. Recep. Samet müdahale etti. Taç. Sergen'den bir voley, defanstan döndü. Can. Can yerde kaldı. Faul. Maçın sonuna 2 dakika eklediğini gösterdi. Maçın hakemi Ali İlker Salman. Tarık kullanacak. Egemen. 2 kişilik bir baskı var. Egemen. Egemen topu oyun alanına tutamadı. Taç atışını Niğdeliler kullanacak. Niğdeliler takımı gol bulmak istiyor. Umut. Tarık'ın kontrolünde, top dışarı çıktı. Kale vuruşu. Maçta artık son anlar. 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor FC Beylerli takımında. Tarık'ın attığı golle Can. Samet uzaklaştırdı. Bir top kaybı daha Nebi. Cafer. Can. Bir şut denemesi Bülent'ten döndü. Ersoy geldi, araya girdi. Taç atışını Niğdeliler kullanacak. En sağ oynadı Can. Can bir şut, defanstan döndü. Bir kez daha Ersoy vurdu, yine defans. Niğdeliler, özür diliyorum, FC Beylerli takımı adeta etten duvar ördü. Son dakikalar, nefesleri kesen bir mücadele. Azat da geldi artık. Defans güvenliği tamamen ikinci planda. Bir şut. Taç atışını kullanacak. Azat kullanıyor taç atışını. Can. Can'dan bir şut daha. Taç. Taç atışını FC Beylerli kullanacak. Artık maçta son dakika içerisindeyiz. 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor FC Beylerli takımının. Nebi. Bülent. Bülent. Bir top kaybı daha ve maçın son düdüğü geldi. FC Beylerli takımı Niğdelileri 1-0 mağlup etti. 4. yarı finalist takım oldu. Nefesleri kesen mücadelede FC Beylerli takımı Niğdelileri mağlup etti. Bu mükemmel mücadele için her iki takımı da tebrik ediyoruz.